En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Ocak 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da hastane sistemi yeniden düzenleniyor açıklamayı Sağlık Bakanı yaptı. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da 1 Ocak itibariyle yeni kira yardımı yürürlükte. Peki neler değişti detayları aktaracağız. Avusturya'da bir restoran sahibinin Arapları restoranına almaması tepki çekti. Öte yandan Türk pasaportu ücretlerine de zam yapıldı. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da birçok hastanenin iflasın eşiğinde olduğu belirtilirken hükümet sorunun çözümü adına adımlarını hızlandırıyor. Federal hükümetle eyalet hükümetleri 1900 hastaneyi kapsayacak geniş çaplı hastane reformu konusunda anlaşmaya vardı. 2023'teki yaz tatiline kadar bir reform taslağı sunulacak. Almanya'da federal hükümetle eyalet hükümetleri 1900 hastaneyi kapsayacak geniş çaplı hastane reformu konusunda anlaşmaya vardı. 2023'teki yaz tatiline kadar bir reform taslağı sunulacak. Sağlık Bakanı Karla Utaba, acil bir durumla karşı karşıyayız, dedi. Almanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 1900 hastanenin %60'ının büyük mali sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Hastaların tedavisinde kalite eksiklikleri bulunurken, ekipmanların çoğunun eski olduğu ve personelin işe yetersiz kaldığı kaydedildi. Sağlık Bakanı, hastane sektöründe gerekli bir devrimin arifesindeyiz, dedi. Lautaba, hastanelerin giderek daha fazla hizmet sunan ve kendi etrafında dönen bir çarka dönüştüğünü ve bu çarktan çıkması gerektiğini vurguladı. Bakan, bunu başarmak için hasta başına sabit ücretlerden oluşan mevcut faturalandırma sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade ederken, hastanelerin odak noktasının karlılık değil, hastanın tedavisi olması gerektiğini söyledi. Kuzeyren Westfale eyaleti sağlık bakanı Karl Josef Laumann da reformların hastaneleri kapatma planıyla ilgili olmadığını, daha fazla tedavi kalitesi ve kimin ne yaptığı sorusuyla ilgili olduğunu vurguladı. Laumann, hastane planlamasının eyaletlerin yetkisi dahilinde kalması gerektiğini vurgularken, hastanelerin üzerine hiçbir federal şablon yerleştirilmemelidir dedi. Hastane sıkıntısının yaşandığı ülkelerden biri de Fransa. Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19, grip ve bronşit salgınlarındaki artışın hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere sağlık sisteminde yoğunluğa neden olduğu belirtildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı hastanelerde bekleme süreleri de 12 saati bulmaya başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19 salgınının yeni dalgasına ek olarak grip ve bronşiolit salgınlarındaki artışın hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere sağlık sisteminde yoğunluğa neden olduğu belirtildi. Ülkede hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun saatler almaya başladı. Personel eksikliğinin en çok yaşandığı hastanelerin acil servislerinde artan yoğunluk sağlık çalışanları ve hastalar için çileye dönüştü. Bunlara ek olarak ülkedeki eczanelerde özellikle çocuklara yönelik parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçların eksikliği yaşanıyor. Ülkenin Valdivas Viyaleti'nde, Güneş Hastanesinde Diyabetoloji bölümünde hemşire olarak çalışan Lina Necai yaptığı açıklamada personel eksikliğinin yıllardır devam ettiğini ve Covid-19 salgınıyla bu sıkıntıların görünür olmaya başladığını anlattı. Necai özellikle tatil zamanlarında durumun daha da zorlaştığını söyledi. La crise sanitaire qui a dévoilé un peu la situation des hôpitaux en France. On n'a pas été épargnés par cette crise. Necai, hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin en az 5 saat olduğunu, öncelikli başka vakalar olduğunda hastanın 10 saatten fazla bekleyebileceğini ifade etti. Ülkede devam eden 3 salgın sürecinde sağlık personelinin de hastalandığını kaydeden Necai, bazılarının 38 derece ateşle işe gittiğini işaret ederek artan hasta sayısı ve personelin hastalanmasının personel eksikliği sorununu daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Avusturya'da ırkçı bir restoran sahibinin müşteri kabul etme yöntemi büyük tepki çekti. Irkçı patron Araplarla vegan ve çevreci olanları restoranına kabul etmeyeceğini açıkladı. Lokanta hakkında suç duyurusunda bulunulurken maalesef ticaret odasıysa işletme hakkında bir işlem yapılmayacağını açıkladı. Avusturya'nın Milstadt kasabasında Ocak ayı ortasından itibaren Araplarla hippi, vegan ve çevrecileri lokantaya almayacağını açıklayan Stefan Lencher adlı restoran işletmecisi hakkında suç duyurusu yapıldı. Avusturya İnsan Hakları Kuruluşu SOS Mint Menşen sözcüsü Alexander Pollak, restoran resmi sosyal medya sayfasında yer alan ifadelerin etnik kökene dayalı ırkçı ayrımcılık olduğunu açıkladı. Her lokanta işletmecisinin ev sahibi olarak lokantasında belirli kurallar koyma hakkına sahip olduğunu ancak etnik köken ve ten rengine dayalı engellemelerin ırkçılık ve ayrımcılık olduğunu söyledi. Irkçılığın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyleyen Alexander Pollack, işletmenin 1090 euro ceza alabileceğini ifade etti. Bu arada Ticaret Odası sözcüsü Stefan Sternat da medyaya yaptığı açıklamada işletme hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını açıkladı. Oda sözcüsü Sternat, müşterilerin cinsiyetleri, etnik kökenleri veya dinleri nedeniyle lokantaya alınmamalarının ayrımcılık olduğunu söyledi. Ancak işletme hakkında işlem yapılamayacağını çünkü her işletme sahibinin bir müşteriyi içeriye almama özgürlüğünün bulunduğunu aktardı. Sözcü ayrıca müşterinin kral olduğunu ama müşterinin krallığının kral gibi davrandığı sürece geçerli olduğunu ileri sürdü. Evet gerçekten Ticaret Odası sekreterinin yaptığı bu açıklama kabul edilemez. Elbette almama yetkisi vardır ama ayrımcılık yapma yetkisi yoktur herhalde. Bakalım bununla ilgililerde yargı nasıl bir karar verecek? Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da yeni konut yardımı uygulaması 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre hem daha yüksek oranda yardım verilecek hem de daha fazla kişi yardımdan faydalanabilecek. Peki kim ne kadar yardım alacak? Detaylar haberimizde. Almanya'da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni konut yardımı yürürlüğe girdi. Konut yardımından sadece kiracılar değil, ev sahipleri de yararlanabiliyor. Daha önceleri ısıtma kalorifer giderleri daha konut yardımına dahil değilken 1 Ocak'tan itibaren kalorifer masrafları da konut yardımına dahil edildi. Konut yardımından az gelirli kişilerle aileler faydalanabiliyorlar. Buna karşılık vatandaşlık ödeneği veya diğer sosyal yardımları alanlar kira yardımı alamayacaklar. Çünkü bu kişilere verilen sosyal yardımlar içerisinde Zaten konut yardımı da bulunuyor. Kira yardımının miktarı kişinin ya da ailenin geliri ve evin kirasına veya müstakilse masraflarına göre değişebiliyor. Kira yardımı kadına evde kaç kişinin kaldığı, haneye giren toplam aylık geliri ve kira miktarına bakılarak tespit ediliyor. Örnek olarak bir eve yan masraflar ve ısınma gideri hariç 650 euro kira ödeyen iki çocuğuna yalnız bakan bir anne, aylık net geliri 1500 euronun altındaysa, aylık 421 euro konut yardımı alacak. 2000 euroluk bir gelire sahipse alacağı konut yardımı ise 255 euro olarak ödenecek. Asgari geçim geliri sınırının yükseltilmesi sonrasında Almanya'da daha önce konut yardımı alma imkanı olmayan yüz binlerce kişinin de yardım alma imkanı oluştu. Yurt dışında konsolosluklarda verilen pasaport ücretleri 2023 itibariyle zamlandı. 6 aylık pasaportlar 47 euro, 1 yıllık pasaportlar 55, 4, 10 yıllık pasaportların ücreti ise 110 euroya yükseldi. Türkiye'de pasaport ücretleri yeniden belirlendi. Yeni belirleme sonrasında Türkiye dışındaki Türk vatandaşları için de pasaport ücretleri değişti. Yeni belirlemeye göre pasaport ücretlerinde önemli oranda artış oldu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi ve harç miktarlarına dair yayınladığı tebliğinde pasaport ücretlerini de açıkladı. Ücretler Türk lirası olarak açıklanırken, Türkiye dışında uygulanacak olan fiyatlarda 1 ABD doları eşittir 18,77 TL olarak belirlenecek. Buna göre Euro üzerinden pasaport ücretleri ise şöyle oldu. 6 aylık pasaportlar 47 euro, 1 yıllık pasaportlar 55 euro, 2 yıllık pasaportlar 70 euro, 3 yıllık pasaportlar 87 euro, 4 yıl ve üzeri pasaportlar 110 euro. Daha önceleri 25 euro olan pasaport cüzdan bedeli ise 30 euro oldu. Pasaportlar en fazla 10 yıl geçerlilik süreli tanzim edilecek. 18 yaşından küçüklerin pasaportları ise en fazla 5 yıl süreli tanzim edilecek. Evet bu haberle hem bugünün hem de bu haftanın camiada gündeminin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.